أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دستور يا سيدي. Evet, meleklerle insanlar arasında bir fark var idi. Ne demiştik? İnsanlar melekler gibi nefis taşımayan varlıklar değiller. Nefis taşıyorlar, şeytanla karşılaşıyorlar. Onlarla muharebe ettikten sonra canlarını Allah'ın kulluğuna getiriyorlar. Bir harp, bir cihat olduğu için onların kulluğunda, Allah katında onların kulluğu daha makbul. Bir hatalar işlenmiş olsa bile yine de Allah Subhanahu ve Teala mağfiretiyle muamele ediyor. Yani buradaki çok derin sırlar, hikmetler var tabi. Onu da başka bir yerde anlatırız inşallah. Buna örnek olarak bir meseleyi, bir menkıbeyi anlatıyor burada El-Mâlûl Aşıkîn bize. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma'dan rivayette gelmiş ki İdris aleyhisselam zamanında insanlar yaramaz amellerin göğe çıkarmazlar idi. Feriştalar dediler ki ilahi, bunları yeryüzünde yaratıp ihtiyar kıldın. Bunları yeryüzüne yarattın, kendine halife seçtin insanları. Halbuki bunlar sana asi olurlar. Bunlar baksana isyan ediyorlar yeryüzünde. Melekler böyle bir yakındılar. Hak Celle ve Aleyh Hazretleri buyurdu ki şimdi sizden melekler tercih edeyim. Aranızda yani melek seçin diyor. Üç feriştahlar geldi. Üç tane meleği seçtiler. Birinin adına Aza, birinin adına Azaya ve birinin adı Azrail idi. Derler ki Azrail aleyhisselam utandı, geri durdu. O vakitten beri hayasından başını yukarıya kaldırmazdı. Azayı ve Azayayı yeryüzüne gönderdi Allah-u Teala. Bunlara insan nefsi terkip edip Babil şehrine biri bey ve biri kadı oldular. Harut'un adı Aza, Marut'un adı Azaya idi. Bizim Harut'la Marut diye bildiğimiz melekler. Hak Celle ve Aleyh Hazretleri bunları yeryüzüne gönderince adların tahir eyle, değiştirdi isimlerini. Ve buyurdu ki halka hakkıyla hüküm edip zulmetmeye ve Adem öldürmeyeler ve hamir içmeyeler ve zina eylemeyeler. Bunları emretti. İnsanlar adlar arasında hak ile hükmedeceksiniz, zulmetmeyeceksiniz, insan öldürmeyeceksiniz, içki içmeyeceksiniz, zina etmeyeceksiniz. Ne vakit bunlar yeryüzüne indiler? Zühre adlı bir hatun ile suci işlediler. Suci içtiler. Zühre denilen bir kadınla içki içtiler. Harut'la Marut. Ve erini öldürdüler. O Zühre'nin kocasını öldürdüler. Ve Zühre'ye ismi azam öğrettiler. Uçup göğe gitti. Bunlar ismi azamı okudular. Göğe çıkamadılar. Derhal bir melek gelip dedi ki Hak Celle ve Aleyh Hazretleri buyurdu ki elbette onlara azap ederim, gerekse dünya azabını ihtiyar etsinler, gerekse ahiret azabını ihtiyar etsinler. Bunlar bu hatayı yaptılar. Ayet-i Kerime'de açıklıyor ya hani, hem kendileri böyle bir hata yaptılar hem de başkalarına da bunu öğrettiler. Koca ile karısının arasını ayırmayı. Ondan sonra Allah-u Teala bu yaptıkları yanlış üzerine dedi ki onlara sizin cezanız kesildi. Bu cezayı dünyada mı ödemek istersiniz, ahirette mi ödemek istersiniz? Bunlar dedi ki ahiret azabı bakidir, ahirette azap ebedidir. Bunda azap dünyada olsun. Babil ilinde bir kuyuda başları aşağı asa, baş aşağı ters dönüp azap ederler. Kıyamete değin derler. Kıyamete kadar böyle azap olacaklar derler. Tefsirde nakil budur. Ama İmam-ı Fakr-ı Razi tefsiri kebire dedi ki bu kavli sahih değildir, mevzudur. Onun için ki melekler masumdur. Şimdi İmam Fakhr-ı Razi bu rivayeti kabul etmiş diyor. O zamanda çok cadılar var idi. Kimi peygamberlik davasını kıldılar idi. Hak Celle ve Aleyh bu iki feriştahı gönderdi. Halka sihir öğreteler.
ve onların sihirlerini iptal edip yalan olduğunu bildireler. Biri dahi budur ki bu iki feriştahı gönderdi ki halka sihri bildireler. Ta peygamberlik ile sihir belli ola. Biri dahi budur ki ilmi tahsil etmek ile ne ile gerekse olsun dürüsttür. İlmi menhi idi. Malum olsun için. Ama nehi mümteni değil idi. Biri dahi budur ki cinniler çok türlü sihir bilirler idi. Ona beni Adem kadir değildi. Onlar cileyin onlar gibi işlemeye yani. Hak Celle ve Ala Hazretleri bu işi feriştahı gönderdi ki Ademler dahi sihre kadir olup cinnilerle muariz olalar. Farklı farklı rivayetler var diyor. Bizim aslen bildiğimiz bunlar işte inip yeryüzünde nefisle donandıkları için erkekle kadının arasını ayırmayı zaten ayet-i kerimede de öyle geçiyor yani. Ayırmayı öğrettiler. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Resul Hazretlerine nakleder. Peygamber aleyhisselam buyurdu ki Hak Teala Hazretleri bir feriştahı vardır arşın altında. Allah'ın arşın altında bir meleği vardır. 70 bin kanadı vardır. Sağ yanında 70 bin ve 70 bin kanadı vardır sol yanında. Her kanadında 12 bin yükü vardır. Hak Teala Hazretleri onun başını insan başı gibi yaratmıştır. Arşın altında Fatiha suresi yazılmıştır. Ve ol Fatiha'nın sağ yanında İhlas suresi, sol yanında ise Şehidallahu ennehu la ilahe illa hu yazılmıştır. Önünde 70 bin saf melekler vardır, mukarreplerden. Onun yüzüne, o yazıların yüzüne nazar ederler. Fatihatul kitap okurlar. Kaçan ki o meleğin yüzüne bakıp Fatiha'yı okurlar. Ne vakit İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ayetine gelince secde ederler. Hak Celle ve Ala Hazretleri der ki başınızı kaldırın ben sizden razı oldum. Ve ondan ahirine deyin okuyalar yani Fatiha'nın sonuna kadar okurlar. Ne vakit veladdallin gelince yine secde ederler. Hak Teala Hazretleri der ki başınızı kaldırın ben sizden razı oldum. Ol feriştahlar derler ki ya Rabbi ümmeti Muhammed'den sağolsun her kim Fatiha suresini okursa onlardan dahi razı ol ve dualarını kabul eyle. Hak Celle ve Ala Hazretleri der ki ey benim meleklerim siz Fatiha suresini okudunuz ve ben Fatiha ile Muhammed'e ve ümmetime ikram eyledim. Siz tanık olun ki ben onları affeyledim. Dualarını kabul eyledim. Her Fatiha suresini okusa mağfiretim ona okursa diyor Allah'ın mağfireti ona kesinlikle gelir. Namaz kılmanın ne kadar önemliğini tabi olduğunu işaret eden bir nakil bu da. Ve nakildir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah-u Teala Hazretleri bir direk yarattı kızıl yakuttan. Ol direğin ayağı sahra üzerinde idi ve başı arştadır. Ne vakit bir mümin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese Hak Teala Hazretleri ki siz şahit olun. Ey benim meleklerim, her kim öyle derse ben onu affeyledim. Ka'bul Ahbar radıyallahu anh der ki, ne vakit Hak Teala Hazretleri hurul ayni yarattı, hurileri yarattı. Gayet hüsünde ve cemalde, son derece güzel, harika. Melekler dedi ki, ilahi ve seyyidi, hurul ayinden güzel nesne yarattın mı? Melekler sordu, ya Rabbi, hurilere bakıyorlar, harika. Bunlardan güzel bir şey yarattın mı Allah'ım? Dediler. Hak Subhanehu ve Teala buyurdu ki dört hatun, dört kadın yarattım. Cemi alem hatunlarının seyyididir. Bütün dünya kadınların efendisidir. Onların ululuğu ve güzelliği Hurul İn üzerine güneş gibidir. Hurul İn'in yanında onlar güneş gibidir diyor. Biri Asiye hatundur, biri Meryem, biri Hatice, biri Fatıma radıyallahu teala anhun necmain hazretleridir. Vanakildir ki arş altında bir melek vardır ki dört yüzü vardır, dört tane yüzü. Bir yüzünden, bir yüzüyle cennete bakar. Bir yüzüyle, bir yüzünden bir yüzüne bin yıllık yoldur diyor. Bir yüzüyle cennete bakar, nazar edip ne bahtlı ol kişiye ki sana girer. Ne mutlu o kişi ki sana girecek diye cennete bakarak söyler diyor.
bir yüzüyle diyor arşa nazar eder. Subhaneke ma a'zama şaneke der. Allah'ım ne yücedir senin şanın. Seni tenzih ederim her noksanlıktan der. Bir yüzüyle cehenneme bakar. Vay ol kişiye ki sana girer. Böyle söyler. Bir yüzüyle secde eder ve secdesinde Subhane Rabbiyel A'la der. Ne vakit farize vakti olsa, farz namaz vakti gelse, ol melek hareket eder. Hak Teala Hazretleri der ki, sakin ol ki mağfiret eyledim. Şol kişiyi ki abdest ala ve namaz kıla. Abdest alıp namaz kılanı ben affeyledim der Allah-u Teala. O nakildir ki Hak Celle ve Ala Hazretleri Berat gecesinde şöyle söyler. Ey meleklerim, sizler şahit olun şol kimseye ki, o kimse ki bana şirk koşmadı, ben onu affeyledim. Melekler der ki, ya Rabbi, onlar günah işlediler. Evet, şirk koşmadılar ama günah işlediler. Hak Teala Hazretleri der ki, bu ne münakaşadır? Tahkik, Muhammed ümmetini affeyledim. Onlar benim rahmetime muntazırdır. Sizler şefaate meşgul olup husumeti terk edin. Size ne demek istiyor Allah-u Teala yani? Tamam meleklere? Siz bırakın onların mağfireti için bana yalvarın. Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmetini affeyledim. O nakildir ki ne vakit Ramazan ayı görünse arş, kürsi, feriştahlar derler ki ne bahtlı Muhammed ümmetine ki Hak Teala katında kerametleri çoktur, ikramları çoktur. Şems, kamer, güneş, ay, yıldızlar, gece gündüz ve denizdeki balıklar, karadaki hayvanlar, şeytandan gayri Adem oğlanları için istiğfar ederler. Onların mağfireni dilerler. Hak Teala Hazretleri meleklere der ki, namazınızı ve tesbihinizi Muhammed ümmetine bağışlayın, onlar dahi bağışlayalar. Resul-i Ekrem'in hürmetine ikram üzerine ikram. İkram üzerine ikram. Yine rivayette gelmiştir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu. Her gün gökten yere iki kere beş tane melek iner. Birisi Mekke'ye, birisi Medine'ye, birisi Kudüs'e. Müslümanlar meşhedlerine, biri zokaklara, ama o ki Mekke'ye iner ve der, her kim ferizayı terk eylese Hak Teala'nın rahmetinden çıktı. Böyle söylüyor Mekke'ye iner. Her kim farz namazları terk ederse, farz ibadetleri, Allah'ın rahmetinden çıktı dışarıya. Medine'ye inen o da şöyle der, her kim sünneti terk eyledi Resul Aleyhisselam'ın şefaatinden çıktı. Allah muhafaza. Ama ol ki Beytül Mukaddes'e iner der ki her kim helal kesbederse, helalden kazanırsa Hak Teala Hazretleri onun geri kalan amellerini dahi kabul eder. Geri kalan ibadetlerini de kabul eder. Ama ol ki Müslümanlar kabrine iner, dördüncüsü de oydu, Müslümanlar kabrine iner. Der ki ey ehli makabir, ey kabir ehli, neye gıpta edersiniz? Neye gıpta ediyorsunuz? Onlar dahi der ki Kur'an okunsa, namaz kılınsa, salavat verilse ona gıpta ederiz. Bak bak bak, kabre girince neye gıpta edilecek? Biz onlara kadir değiliz. Ama ol ki sokaklara iner derler. Biz onlara kadir değiliz diye böyle dertlenirler kabir ehli. Sokaklara inen melekler der ki, ey Müslümanlar topluluğu, Hak Teala Hazretlerinin belaları, azapları vardır. Siz siz cerahatinize, yani yaralarınıza deva eylemez misiniz? Tevbe edin ve Hakk'a dönün derler. Sokaklara gidenlere de tevbe edip Rabbinize dönün diye nida ederler. Gökten beş melek iner. Allahu ekber, Allahu ekber. Dörtten beş melek iner diyor her gün. Biri Mekke'ye, Medine'ye, Kudüs'e, kabrist Müslümanların kabirlerine ve sokaklara. Mekke'ye inen der ki
Kim ki farz kılınan ibadeti yapmadı, Allah'ın rahmetinden dışarı çıktı. Medine'ye inen der ki, kim ki Resulullah'ın sünnetine önem vermedi, peygamberin şefaatinden mahrum kaldı. Kudüs'e inen der ki, kim ki helal kazanırsa Allah-u Teala diğer ibadetlerini kabul eder. Kabristan'a inen melekler der ki, ey kabir ehalisi, siz kime gıpta edersiniz? Kime gıpta edersiniz? Bu da bize nasihat yani. Kime gıpta, yani ne yapmak istersiniz? Ölmüşsünüz, gitmişsiniz. Allah size bir kapı açsa, dese ki size ne istiyorsunuz, ne vereyim? Onlar öyle söyleyecekler. Kur'an okumak isteriz. Kur'an okumak isteriz. Başka namaz kılmak isteriz. Onlara, Kur'an okuyanlara gıpta ediyoruz. Namaz kılanlara gıpta ediyoruz. Başka salavat çekenlere derler. Sokaklara inen melekler de Müslümanlara seslenirler. Derler ki Allah Subhanahu ve Taala'nın belaları, azapları vardır. Siz kendinize niye yaralarınıza deva aramıyorsunuz? Yani günah işliyorsunuz, Allah'ın belaları, azapları gelir. Madem günah işleyip yaralıyorsunuz, kendinizi belayı çekmektir bu da. Tövbe edin de o yaralardan kurtulun, bela da üzerinize gelmesin diye böyle seslenirler diyor melekler. Evet. Allah Subhanahu ve Teala kabir ehlinin gıpta ettiği şeyleri kabre girmeden yapanlardan eylesin bizleri. Ve minallahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Ak Dergah adıyla takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.